Kur'an kendi döneminde bilinmeyen birçok bilgiye işaret ediyor. Ancak bilimin ilerlemesiyle, gelişen gözlem araçlarıyla biz bunların birçoğunu anladık. Bunun yanında biz günümüzde birçok insanlık için önemli bazı kavramlar da dünya genelinde benimsendi. Mesela biri bunlardan çevre bilinci. Bir tanesi bunlardan bana göre adalet. Bir tanesi işte bilimin önemi. Fakat bunların hiçbiri Peygamberimizin döneminde insanların zihniyetinde yerleşmiş, oturmuş kavramlar değildi. Adalet derken o dönemde ırkları ayıran tarzda bir adalet vardı. İnsanları ayıran tarzda bir şey vardı ki Kur'an işte ona karşı çıkıyor. Irkları, dilleri ancak bir zenginlik olarak gösteriyor. Üstünlük vesilesi olamayacağını söylüyor. Yani Kur'an adalette, bilimde, çevre bilinci gibi birçok ayrı ayrı alanda kendi döneminde olmayan bilinç düzeylerini, bugünkü insanlığın vardığı noktayla kabul edilen bilinç düzeylerini o dönemden başlayarak, 7. yüzyıldan başlayarak insanlara sunmuş. Şimdi bugünkü bizim örneğimiz tabii ki çevre bilinci. Şuna bakalım. Çevre bilinci dünyada ne zaman gelişti? Çevre bilinci insanlarda yaygın olarak gelişme zamanı aslında sanayi devrimidir. Yani 17. yüzyıl bilimsel devrim. 18-19 diyelim hani biraz da genişletelim. Sanayi devrimi. 18-19. Yüzyılda insanların özellikle sanayiyle ilgili üretim, o atıkların çevreyi ne kadar kirletebileceği, neler yapabileceği iyice gözlendi. Böylesice bir bilinç yükselmesi. Ona rağmen modern dönemdeki çevre bilincinin artması aslında 1960'lı 70'li yıllara gider. Yani sanayi devriminin olduğu yıllarda bile bugünkü düzeyde bir çevre bilinci yoktur. Ama istersek sanayi devrimine götürelim. Yine Kur'an'ın vahiyinden 1000 yıldan daha fazla bir zamana geliyoruz. Bir çevre bilinci yok. Ve tabii ki günümüzdeki çevre biliminde işte ormanların korunmasından tutun, denizlerin kirletilmemesine, dünyada gerek denizde, gerek ormanlarda, gerek çölde, nerede yaşarsa yapsın, canlı türlerinin korunmasına kadar böyle geniş bir çevre bilinci insanlara hakim. Şimdi Kur'an'da bence ayette, senin okuduğun ayette Fatih Hocam, orada çok önemli bir vurgu var. Yani fesat çıktı diye. Sırf karada demiyor. Çünkü insanlar o dönemde genelde karada yaşıyor. Peygamberimize davet dedi ki yani Mekke Medine zaten deniz kenarında değil. Denize açılan kesim de çok küçük bir kesim. Ha, denize açılan kesim de şöyle bir Ege sahillerinize geldiğini düşün. Eski Yunan'daki felsefeciler gibi veya Peygamberimizin döneminde işte ona en yakın bölgede Cidde'de bir denizin kenarına geldiğinizi düşünün. O dönemin bir insanı gözüyle. Denizi görüyorsunuz uçsuz bucaksız bir deniz. Şimdi düşünün ben bu denizde öyle bir şey yapacağım ki benim elleriyle yaptıklarım yüzünden bu deniz bir zarar görecek. Bağdaştıramam. Ya ben ne yapabilirim de bu denizi kirletebilirim? Ya yanımdaki insanlar görüyorum yüzce yani. Ya bu denizde bir insan ne yapabilir? Yani pisliğin asla tüküsü o koskoca denizde bunların hiçbir hükmü olmaz. Zaten nüfus da o zaman dünyanın nüfusu da çok az. Yani denize yönelik insanın bir zarar verici bir şey yapmasıyla ilgili bir ifade Peygamberimizin döneminde hiç kimsenin aklına gelebilecek tarzda bir ifade değil. Yani insanlar çünkü o koskoca uçsuz bucaksız denizi, yani hatta bir insan dese ki ya ben bu denizlerin sularına öyle bir zarar veririm ki dese birçok kimse deli der buna. Doğru. Adamdaki kibri bak der, ulan denize zarar vereceğini düşünüyor minnacık boyuyla falan. Dalga alay ederler. Fakat tabii sanayi devriminden sonraki günümüzle ilgili sürece geldik. İnsan öyle bir fabrikalar yapabiliyor ki işte bir ilaç fabrikası yapıyor, bir kimyasal üretim fabrikası yapıyor. Onların atıklarını denize bir koyuyor. Ondan sonra o denizdeki balık türlerini de öldürüyor. İnsanlar yüzünce insanlara da zarar veriyor. Yani insanın denize verebileceği zararı sanayi devriminden sonraki süreçler değil mi? O fabrika atıklarıyla, diğerleriyle biz günümüzde gördük. Günümüzde kimse insan denize bir fesat ya oluşturur mu denizde diye düşünmüyor. Çok çok net belli. Ve ayetin ifadesi de çok enteresan. Ne diyor? İnsanların elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde ikisinde bozgun çıktı. Yani insanın yaptıkları yüzünden ikisinde bir kargaşa çıkacağından bahsediyor. Sonra diyor ki yaptıklarının bir kısmını, şimdi insanların yaptıklarının bir kısmını, hepsine demiyor, bir kısmını onlara tattırıyor ki belki vazgeçerlerdi. Yani insan kendisinin bu bölgeleri kirletmesi, sonuçta bizim de bu ekosistemimiz, bunun içinde yaşıyoruz, bize zarara döneceğini ayet söylüyor. O dönemdeki bir insan denize
kendisi zarar verebileceğini düşünemeyeceği gibi. Hele hele bir denize zarar verecek. Sonra deniz yanına uçsuz bucaksız değil mi? Ucunu göremedi, ufkunu göremedi deniz kıyısına geldi. Denize zarar verecek. Sonra bir de oradan kendi zararı görecek. Tahayyül edilecek bir şey. Tahayyül edilecek bir şey. Ama biz bugün görüyoruz. İşte siz o ilaç fabrikalarıyla, fabrika atıklarıyla gerçek anlamda düzgün bir şekilde arıtma sistemini yapmayıp da denize attığınızda insanları da zehirliyor. Ki bu zehirlemeler insanda cilt hastalıklarından kansere kadar bir sürü hastalık türü oluşturabiliyor. Aynı zamanda birçok balık türünün de yok olmasına sebebiyet veriyor. İslami açıdan değil mi? Her canlı bir ayet, Allah'ın bir ayeti, Allah'ın varlık ve kudretini gösteren bir ayet. O yüzden bir Müslüman için herhangi bir canlı türünün yok olması gerçek anlamda bir sorundur. Müslümanın ona karşı durması gerekiyor. O yüzden de diyorum, demin söylediğin ayetle bilinçlenen Müslümanın çevreci yaklaşımlara gerçek anlamda destek olması, o Kur'an ayetinin sevk ettiği bir durumdur. Kur'an'ın yani özetle 7. yüzyılda kendi çağını aşan bir şekilde çevre bilincini vermesi, bunun için karalarla beraber denizleri ilave etmesi, Kur'an'ın olağanüstü ifadelerinden bir tanesi dahadır.